Evet, Ekol TV futbol kulüplerinin yurt dışı kamplarını takip ediyor efendim. Hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe. Saat 20'de Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile hazırlık maçına çıktı. Gün boyu Fenerbahçe'yi takip eden muhabirimiz Sezgin Gelmez şimdi son durumu anlatacak bizlere. Sezgin Gelmez, hoş geldin diyorum ana habere. Meltem Acet, iyi akşamlar birazdan. Fenerbahçe senin de bahsettiğin gibi Hajduk Split'le burada Avusturya kampında ikinci hazırlık maçını oynuyor. İlk maçında Avusturya'nın Admira takımıyla 1-1 berabere kalmıştı Fenerbahçe. Ve şu anda da maçın ilk yarısının son dakikaları oynanıyor. Golsüz beraberlik var. Aslında takımlarımızın İstanbul'dan buraya gelmelerinin en önemli sebebi İstanbul'un sıcak havası, nemli havasıydı ama bugün, özellikle bugün Avusturya'da çok çok sıcak, gras, inanılmaz bir sıcaklık var ve nemli bir hava var. O nedenle futbol beklenen kalitede olmuyor. Futbolcular adeta sıcakla, nemli havayla da boğuşmak zorunda kalıyorlar. Fenerbahçe'nin ikinci maçı dedik. Üçüncü maçında 13'ünde Fenerbahçe Fransız takımı Strasbourg ile oynadıktan sonra Türkiye'ye dönecek. Bugün Avusturya üzerinden Slovenya'ya giden bir başka takımımız vardı. O da Beşiktaş. Beşiktaş öğle saatlerinden sonra buraya Graz'a geldi, havalimanına indi ve oradan karayoluyla 80 kilometrelik bir yolculuk sonrası, bir saatlik yolculuk sonrası Slovenya'ya gitti, Maribor şehrine gitti ve orada kamp çalışmalarını sürdürecek. Beşiktaş'ta 3 hazırlık maçı yapacak. Galatasaray'ında yine Avusturya'da kampı devam ediyor. Galatasaray'ında yarın bir hazırlık maçı var ama Galatasaray'ın kampı ayın 18'ine kadar sürecek ve Galatasaray ondan sonra İstanbul'a dönecek. Evet, sıcak hava Avusturya'da, takımlarımız hazırlıklarını sürdürüyor. Yarın Süper Lig'in lig fikstürü çekilecek ve 9 Temmuz tarihinde de lig, düzeltiyorum, 9 Ağustos tarihinde de Süper Lig başlayacak. Lig heyecanı yeniden 2 aylık bir aradan sonra bizlerle birlikte olacak diyeyim ve sözü size bırakayım Meltem Hoca. Peki, çok teşekkür ediyorum Sezgin Gelmez. Size de kolaylıklar diliyorum.